Herkes gibi sabah kalktım ve o bildirimle uyandım. Sonunda GTA 6'nın fragmanı yayınlandı. Önce bir sızdırılmış falan filan, sonra Rockstar demiş işte madem sızdırıldı siz izleyin falan. Ama bence öyle olmadı. Rockstar kendi kendine sızdırıyor, sonra bir de yayınlıyor, böyle hafif bir drama kasıyor gibi hissediyorum da bazen. Sonuçta bu da bir marketing planlaması olabilir diye de bir düşünüyorum. Belki fazla komplo teorisi düşünüyorum ama emin değilim. Evet abi, biz de eksik kalmadık. Fragmanımızı izledik. Bence trailer iyiydi, güzeldi. Tabii şu an size onu gösteremeyeceğim çünkü Rockstar gelene geçene telifi basıyor bu konuda. Bir önceki videoda da, GTA 5 videosunda da telif yedim sanırım. Şimdi ben tekrardan bir trailer'ı izleyeceğim. Ardından da sahne sahne birlikte gideceğiz. Böyle çok oynatmadan belli spesifik alanları oynatacağım ve size göstereceğim. Zaten herkes trailer'ı izledi ve üstüne konuşacağız. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi, yorum yazmayı ve videoyu izledikten sonra da beğeni atmayı unutmayın. Yani 3-5 destek atın, oradan devam edelim artık. Yani hani bu işler böyle yürüyormuş, böyle devam edeceğiz. Hazırsak başlayalım. Abi sonunda yine tüylerim diken diken oldu ya. Uf, çok iyi ya. Böyle trailerları izleyince genelde hep tüylerim diken diken oluyor ya. Çünkü o müzik olayını çok güzel dengeliyorlar. İnsanı, gerçekten duygularını harekete geçiriyorlar ve insanın yüreği kabarıyor yani. İlk olarak açılışımız her zaman çok önemli. Açılış genelde hikayenin özetidir gibi bir şey. Şehirle açılış başladı. Mekanımızı tanıtmak genelde Rockstar'ın sevdiği bir olaydır. Önce bir mekanı tanıtır, ardından sonra ne görüyoruz? Çitleri görüyoruz. Hapishane direkt. Gayet açık bir şekilde gözüküyor. Ve karakterimizi sırtından gördük. Gördüğümüz ilk insan karakterimiz. Neden buradasın diyor. O da kötü şans diye düşünüyorum diyor. Aslında espriyle başladı ve müzik burada tın 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 slow bir şekilde açılış kısmında ilerliyor. Ve bu espri yapıldıktan hemen sonra gitar sesiyle sahne değişiyor ve yine vurucu bir şekilde girmiş oluyoruz. Ardından uzun bir sekans. Burası yaklaşık 7 saniye falan. Bayağı fazla. Hatta 8 saniye falan. Açıyor. Vice City'yi geniş ekranda görüyoruz. Yani Rockstar öyle her yere bir şey eklemiş ve Vice City'deki belki aynı oteller falan bile duruyor. Logosunu, yani present kısmını tekrar bize sunuyor. Ana karakterimizi gördük, şehrimizi gördük. Şu ana kadar 15-20 saniyede güzel bir açılış yaptı. Burada şöyle bir detay var. Rockstar böyle detaylara gerçekten bayılıyor. Zaten fragmanın sonunda 2025'te yayınlanacağı söyleniyor. Şuradaki uçakta da yazılana göre, bakıyoruz oraya, orada yazan mesaja göre bir tarih çıkarımı yapılıyor. Ve bu da 19 Eylül'le tekabül ediyor. Bakalım, belki de cidden 19 Eylül 2025'te çıkar ama ben bir erteleneceğini düşünüyorum. Şimdi işler hızlanmaya başlıyor bundan sonra. Tekrardan şehrimizi tanıtıyor. O eski otelleri, şehrin içerisindeki olayları, vahşi yaşamı biraz burayı da gösteriyor. Artık oyunun içinde nelerle karşılaşacağımızı ve yaşayan şehri bize anlatmaya başladı. Burada müzik devam ediyor aynı şekilde. Aksiyonu görüyoruz, gece hayatını görüyoruz. Şehir gerçekten çok kalabalık. Bunu hissettiriyor yani. O sıkışıklığı, kargaşayı hissettiren kadrajlar kullanılmış hep. Ya Malibu kulübü bile tıklım tıklım yani, şu hale bak. Sahneleri görüyoruz. Aslında bu sahneleri biz görürken burada çok fazla ses tasarımı görmüyoruz. Araba sesi duymuyoruz, şehir karmaşası duymuyoruz, ne bileyim silah sesleri, patlamalar, bunları duymuyoruz. Şurada mesela uçak var ve bu uçağın geçişiyle ilgili herhangi bir ses, bir transition duymuyoruz mesela. Ve bu yüzden bize aslında bir yerde diyor ki müziğe odaklan ve müzikteki sözlere odaklan. Müzikteki sözlere odaklandığında da şarkıyı analiz edince ortaya çıkan bence şu: bir adam bir kadına aşık ve onunla ilgili bir şeyler anlatıyor. Ve buradan da bağladığımız kısım trailer'ın sonu oluyor. Vice City, zaten sızıntılardan biliyorduk Vice City geçeceğini. Onu da gayet güzel bir şekilde gözümüze sokarak vurgulamış. Sosyal medya kullanımı gerçekten çok önemli olacak ki bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kare var, 8 etti. Ya bu şu demek, şehir yaşamında, oyuncuda sosyal medya bayağı önemli bir kriter olacak. Belki şöyle bir şey bile olacak yani, siz geldiniz bir şeyler yaptınız, işte ne bileyim sokak ortasında bir şeyler yaptınız ve biri sizi kamerayla çekti ve belki trend olacaksınız ve genel bir aranmanız olacak belki de. Yani böyle bir şey bile mümkün olabilir abi. Yani Rockstar bunu yapabilir yani. Hani belki telefonda viral olacaksın, sokağın ortasında birine bir şiddet uyguladın
diye viral olacaksın ve bu peşini bırakmayacak belki de yani. Hani böyle bir mekanik yazabilirler. Ben buna gerçekten inanıyorum. Ha, oyuncu bunu sever mi bunu bilemeyeceğim. Ama bu kadar sosyal medyayı bir trailerda vurguluyorsa ben böyle bir şey düşünürüm. Şurası güzel. Look who is back diyor. Müzik orada azalıyor. Trailer içerisinde iki tane böyle geçiş var. Oradaki baterinin vuruş sesiyle burada abinin masaya düşüş sesi bir uyum içerisinde. Bir tane daha var ileride. Bu ikisi haricinde ya trailerda öyle ağım şağım kesmeler, katlar ya da müzik kurgusu yok. Aslında o yönüyle biraz zayıf. Biraz daha zaten şehri, o yaşayışı, o kalabalığı göstermek için yayınlanmış bir trailer. Aslında GTA 5'in ilk trailerında da bu böyleydi yani. Hani orada da şehri tanıtıyordu, Los Santos'u tanıtıyordu ve biraz daha onlara ağırlık vermişti. Ama orada tabii ses kurgusu falan filan daha fazlaydı. Burada daha az ve müziğe odaklı bir trailer hissiyatı oluşturuyor bende. Buradaki sahnelerle karakterimizin söylediği sözler gerçekten çok önemli. İşte birlikte olmalıyız diyor, takım olmalıyız diyor ve burada çeteleri görüyoruz, şunu görüyoruz, bunu görüyoruz. Belki de böyle bir olay da olacak. Belki sosyal medyadan çeteleşme olacak, ekipleşme olacak. Çeteler bence yine fazla olacak gibi anlıyorum ben buradan. Ve bu iki karakter arasındaki bağa da bir vurgulanma olacak gibi. Yine bakın aynı. O trust sahnesi geldi ve tak bateriye o vuruş yapıldı. Ardından o vuruşla birlikte kapıya tekme gibi, yani aslında yine hit var orada. Bir hit koyulmuş. Müzik iniyor. Sonra yükselmesi lazım. Yükseliyor. Bateri vuruyor. Hitini çakıyor ve orada onu da açılış sahnesiyle, kapının açılışıyla birleştirmişler. Sonra tekrar müzik yükseliyor, giriyor ve final. Aslında bu sahne gerçekten çok önemli yani. Hani iki karakter birbirine bakıyor. İşte orada güvenle ilgili bir şeyler söylüyorlar. Abi biraz soğuk yapıyor. Düşünüyorum, abinin de tıraşına falan filan baktığımda düşünüyorum ya. Acaba bu adam polis mi? Gizli ajandı, bu kadının yanına girdi de aşık mı oldu da? Çünkü müziğe bakınca da sanki öyle bir ikilem varmış gibi hissediyorum yani, sözlerine bakınca. Şu an sallıyorum, farazi. Senaryo yazıyorum. Bu adam görevde olsun. Bu kadın da ünlü bir suçlumuz olsun. Bu kadının yanına girecek, birilerini çökertecek. Belki de o çeteyi falan çökertecek. Yanına geliyor ama ablaya da aşık oluyor. Ama bir güven çatışması da var. Belki böyle bir şey olabilir yani. Neden olmasın? Hani trailer'dan bana hissettirdiği ve önceki şeylerde izlediğim şeylerden edindiğim tecrübelere göre böyle bir senaryo hemen yazabilirim. Aklıma gelen ilk şey belki olmayabilir bile. Rockstar insanları şaşırtmayı seven bir firma. Yani sonuçta adamlar oyun sektörünün devi yani, zirvesi. Ya ben şu an piyasadaki en büyük oyun firması olarak Rockstar'ı düşünüyorum. Çünkü gerçekten sinematik, gerçekten hikayeleri iyi ve sunduğu oyun deneyimi çok iyi, hissiyatlar çok iyi. Yani size yaşatıyor gerçekten bunu. Yani hani bir filmi yaşamak istiyorsanız bence Rockstar oyunu oynayın. Western bir filmi yaşamak istiyorsanız Red Dead Redemption oynayın. Aksiyonun dibine kadar yaşamak istiyorsanız, o kovalamaca hissiyatını yaşamak istiyorsanız GTA 1 numara. Yani bir filmi bana yaşatan tek oyun şirketi Rockstar. Sonra da herhalde CD Projekt'te Witcher 3'tür. Onun dışında böyle çok beni içine çeken başka bir oyun fazla oynamadım. Assassin's Creed'ler falan yine yani şeyde çok yoktur. Mesela Odyssey'de Athena'ya gidiyorsun. Dev gibi bir şehir, muazzam büyük. Ama mesela şehir yaşamıyor, insanlar yaşamıyor. NPC'ler size kendileri bir bireymiş gibi hissettirmiyor. Bu Witcher'da vardı. Cyberpunk'ta yoktu ama GTA 5'te de vardı bu. Ama Vice City'de bile insanların yani biraz da olsa yaşadığını biliyoruz yani. Rockstar zaten bu birikimi var ve bunu gerçekten çok iyi yapıyorlar. Oyun sanat mıdır bilmiyorum ama içerisinde bolca sanat öğesi barındırdığı kesin. Ve insanlara çeşitli duygular yaşattığı da kesin. Gerçekliği sorgulattığı kesin. Yani sanat bir şeyleri sorgulatıyorsa oyun bence çok şeyi sorgulatıyor. Bu yüzden Rockstar'ı gerçekten seviyorum. Tamam, çok güçlü bir trailer yoktu karşımızda. Çok böyle etkileyici bir trailer değil teknik olarak. Ama içerik olarak çok etkileyici bir trailer. Yani hani dolu olduğunu, oyunun dolu dolu olduğunu kesinlikle gösteriyor. Bu yüzden izlediğim için gerçekten çok memnunum, çok mutluyum, çok da heyecanlıyım. Bakalım ne olacak ya. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, sosyal medyadan beni takip etmeyi, yorumlarda fikrinizi belirtip böyle benimle muhabbet etmeyi unutmayın. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.